Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. 11 Ocak 2024 günü Haseke'de gerçekleşen bir toplantıda yapılan konuşmalar bana kadar geldiğinde vay canına dedim. Niye? Çünkü 11 Ocak 2024 günü Haseke'de PKK-PYD unsurlarının ele başlarıyla Amerikan Merkezi kuvvetler komutanlığının ve Irak'taki Amerikan askeri varlığının yetkilileri 2024 yılında yapılabilecek çalışmalar ve Türkiye, İran vesaire gibi unsurların geliştirmiş olduğu tehditler zeminli bir toplantı yapıyordu. Ve bana gelen ve sonra da sizlerle de paylaştığım görüş şuydu. Amerikalılar PKK-PYD unsurlarına biz sizin Kuzey Doğu Suriye'de adına Rojava dediğiniz bölgede bizim askerlerimizin bulunduğu ki 900 tane askeri var Amerika'nın bizim askerlerimizin bulunduğu bölgede Türkiye'ye karşı size garanti veriyoruz. Ayrıca Rusya'nın, İran'ın ve Beşar Esed rejiminin size yapacağı saldırılara karşı da garanti veriyoruz demişler. Yani biz buralardayken Amerikan varlığı olarak Deir Zor'da olsun, Kobani yani aynı El Arap olsun, Asreki olsun, Kamışlı olsun vesaire, Mümbiç olsun, Kamışlı da olsun buralarda size biz yan baktırmayız. Ama sizin bir de batı tarafınız var. Halep kırsalı Tedrifat. Bizim orada gücümüz yok. Orada Rusya güçlü. Gideceksiniz demişler. Ruslarla konuşacaksınız. Başka çareniz yok. Biz oraya karışamayız. Şimdi bu tabi Amerikalıların ne kadar gerçekçi ve pragmatik olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yani adamlar bir defa gerçekçi. Hayal kurmuyorlar. Demiyorlar ki muhataplarına Merak etmeyin biz buradayken onlar sizi orada bir şey yapamaz demiyorlar. Tam tersini diyorlar ki pratik olun. Gidin Rus'la, Beşar'la görüş. Bizim için fark etmez. diyor. Çünkü anladığım kadarıyla Amerika birleşik devletleri oradaki PKK PYD siyasi yapılanmasını ne yapıp ne edip ayakta tutmayı ve zaman içinde de özellikle İran'a karşı bir Kürt devletleşmesi ve ordulaşmasını zeminini zamana yayarak sonlandırmayı bitirme yani gerçekleştirmeyi planlıyor. Ben dedim ki mümkün değil ya böyle bir toplantı. Oldu. <laughs> olmuş. Yani e, Terrifat'ın toplantısı olmuş e, ve toplantıya Esed rejimi yetkilileri katılmış, Rusya katılmış, Şii milisler katılmış, PKK-PYD'nin yetkilileri katılmış. Yani Rusya esasında tabii PKK-PYD konusunda biraz geride kalmaya çalışıyor ama onun da bir açık net, net durumunu aktaralım. PKK-PYD'nin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda akredite olmuş temsilciliği var. Yani Rusya'nın da eli bu konuda Türkiye'ye karşı öyle çok temiz değil. Onların da kendine göre bir PKK ve Kürt hareketi şeyi var, kimliği var. Şimdi bunlar oturmuşlar ve Esed rejimi Halep'in Şahba bölgesine girmeyi girmemeyi kabul etmiş. Şahba ve Şeyh Maksud bölgeleri zaten PKK-PYD unsurlarının kontrolünde Rusya ile PKK zaten bölge kuzey doğuda da birlikte çalıştıkları için biliyorsunuz Rus askerleri de var o Amerikalıların bulunduğu bölgede istihbarat alanında esas olarak çalış anlaşmışlar. O da yok Rusya değil. PKK PYD alandan topladığı Türkiye aleyhine bütün istihbaratı öyle o istihbarat veya Türk askeri nereye girdi, nereden çıktı istihbaratını düzenli olarak Rus komutanlara aktaracak. Yani şey değil. Gerçekten e, enteresan bir durum. Terrifat Esasında çok özel bir bölge. Bizim e, Afrin'e hakim biliyorsunuz bizim kontrolümüzdeki İdlib'i tehdit ediyor. Türkiye birkaç kere oraya gireceğini falan söyledi ama yani Rusya'nın e, herhalde Moskova'nın Ankara'ya iletmiş olduğu mesajlar doğrultusunda son yıllarda aylarda hiç terrifat adını kimse ağzına almıyor. Yani orada dört unsur bir arada yaşıyorlar. Onu söyleyeyim. Rus askeri var orada. Rus askeri bildiğin polis görevi yapan Rus askeri var. PKK'yı, EPG var. İran'ın Şii milisleri ve İran devrim muhafızları var. Ve Esed rejiminin askerleri var. Yani hepsi bir aradalar orada. Oraya giremiyorsun o yüzden. Böyle de bir durum var. Ve gerçekten şöyle bir baktığınız zaman Türkiye ile... Rusya zaten böyle bir devlet yani Türkiye ile ilişkileri iyi düzeyde ise kendi stratejik hedefleri doğrultusunda işler iyi gidiyorsa bir virtüöz gibi bağlantısındaki bütün vekil unsurları Türkiye'ye karşı normalleştirmeye çalışabiliyor veya yapıyor Ben bu gelişmenin alarmını Antalya'dan aldım yani şöyle Sergey Lavrov Rus Dışişleri Bakanı o kadar çaba gösterdiklerini ifade ediyorlardı. Türkiye ile Başar Esed rejimi arasında şu anda bir yakınlaşma olmasının imkansız olduğunu ifade edince dedim ki o zaman orada başka bir hikaye dönüyor. İşte hikaye bu. Hikaye Amerikan müttefiki PKK/PYD ile terrifatta masaya oturmakmış. Bu arada enteresan bir gelişmede Münbiç kırsalından Münbiç cephesine doğru ilerleyen bir durum, Türkiye desteğindeki Suriye Milli Ordusunun o bölgedeki PKK/PYD unsurlarıyla ciddi bir çatışması var. Topçu savaşı yaşanıyor. Karşılıklı olarak PKK/PYD'nin topçuları var biliyorsunuz. Topçular kim verdi onları Amerika neyse ve sonuçta böyle bir durumla karşı karşıyayız bilginiz olsun Suriye Amerika ile de Rusya ile çok ciddi bir meselemiz ve benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin şu andaki kapasitesi veya güç kabiliyeti bu sorunu kökten çözebilecek bir kimlik taşımıyor.